Evet, transfer çalışmalarına erken başladı Trabzonspor. Tabii bunda Avcı'nın da etkisi var. İstiyor kadrosunu oluşturmak Manşete erkenden. ben de katılıyorum. Keşke Amşik, yani ben de izlesem burada. Çok beğendiğim bir oyuncuydu tabii. Çok en formda zamanında Marek Amşik. Tabii. Hatta kısa bir dönem, çok kısa tabii bu. Napoli'nin Juventus'a kafa tutmaya başladığı dönemlerde böyle günün en iyi 11'lerini yazarız ya her dönemde, böyle merak altın 11'ler Evet. vesaire. 8 numara Hamşik yazıyordum ben mesela o dönemlerde. Tabii canım. Napoli'deki ilk parlı tam böyle 8 numara, her şey var. Oyun kurulumu var, şut var, ceza sahasına koşu var vesaire. Hatta bize de çok iyi bir golü vardı değil mi milli takıma? Evet. Ya da Beşiktaş'a karşı mı atmıştı? Evet. Beşiktaş'a Beşiktaş'a karşı karşı atmıştı. net bir uzaktan vuruşu vardı. Çok iyi oyuncu. Tabii ne durumda izlemedim son dönemini ama oyuncu kalitesi olarak ülkede izlemek istediğim Malmö oyunculardan. mi? Göteborg mu ne gitmişti? Bu idmansız kalmamak için. Çin'den şeye döndü. İsveç'e gitti. Ama ya Göteborg ya Malmö'ye gitti. Şimdi o kafamda biraz karışık yani. Çok takip edebildiğimiz ligler olmadığı Evet. için. O iki takımdan birine gitmişti. Sadece antrenman mı oynadı mı? Oynadı, Oynadı. oynadı. Yani şey değil, antrenman değil. Maç Evet. futbolcusu olarak. Antrenman Yoksa futbolcusu değil. antrenman, Antrenman biliyorsun topçusu gidenler de var var oluyor. gidenler yok. Bu oynadı. Thierry Henry mesela bir dönem Evet. yani oynadı da antrenman için de döndü olmuştu Evet. Arsenal'e. Hatta bizim son sayfa izlesine sorulan enteresan bir soru. Ben de ismini hatırlayayım. Sor bakalım. Eski Bayern Münihli, bizim Süper Lig'de oynayan bir oyuncu. Almanya'ya gittiğinde Bayern Münih'le birlikte ona kapıları açıyor Bayern Münih. Eski oyuncusu, eski altyapıdan eski oyuncusu. Bizim de Süper Lig'de bayağı yakından tanıklık ettiğimiz iyi oyuncu. Büyüklerde hiç oynamadı ama. Sen ismini biliyorsun. İsmini biliyorum da hatırlamıyorum şu Ha, anda. hatırlayamadın. Forvet. Bu kenar forvet. Forvet. Evet. Deniz Bursa falan da Yılmaz. oynadı. Deniz Yılmaz. Yok, o değil. Deniz Yılmaz değil. Peki. Bayern Ha. Münih'te Tamam. antrenmanlara Bakayım cevap gelecek katılmıştı. mi? Şey. Dur, soru. Hastalığı yenmişti Evet, hatta. Konyaspor. aynen Erdal. o. Evet. Erdal. Korsan ben kimimiz? Cevabını Konyaspor'da oynarken buldum. rahatsızlığa Erdal yakalanmıştı. Kılıçarslan. Erdal Kılıçarslan çok Aynen. doğru. Çok Evet. da iyi oyuncuydu bu arada. Çok çok çok. Ülkede pek değeri bilinmeyen Çok oyunculardan iyi birisidir oyuncuydu. Erdal Kılıçarslan yani. Bayern Münih mesela antrenmanlara Evet. katılmıştı orada. Kendisini sıcak tutmak için. Evet, Böyle peki. vefalı bir kulüptür Bayern Münih. Avcı diyor ki sol bek, stoper, iki yönlü orta saha ve net bir santrfor istiyorum. Çok haklı hepsinde. Evet. Stoperi isterken de yine ana akım yani şey az kadro stoperi istiyor. Colker. Colker'da bir mesaj gönderdi İlk bu önce arada. Trabzonspor'la Evet. görüşeceğim diye. İletişime geçeceğini Bence söyledi. Abdullah Avcı Colker'la görüştüyse eğer, bazen teknik direktörler ikna için şöyle konuşurlar. Sen benim 11 oyuncum değilsin sadece demek değildir. Oynayacağı düzenden ve nasıl bir kurgu düşündüğünden de bahseder. Çok yani Abdullah Avcı evet belki Beşiktaş'ta denediği oyun çok onun için ütopik bir oyun olmasa da Beşiktaş'ın kadrosu için ütopik bir oyun ama sanki bir üçlü savunmaya geçecekmiş gibi bir izlenim aldım ben Abdullah Avcı'dan. Çünkü hani genel olarak liglere bakacaksak Almanya'daki bütün başarılı kulüpler Eintracht Frankfurt'undan Wolfsburg'una kadar işte Leipzig'ine kadar Bayern Münih'i saymıyoruz. Bayern Münih farklı bir dosya. Hatta adını andığımız Union Berlin'de. Union Berlin'e kadar hepsi üçlü savunma oynuyor. Dönelim. Lyon çok uzun süre üçlü savunma oynadı. Monaco üçlüden dörtlüye geçti. Serie A şampiyonluğu Serie A için. şampiyonu üçlü oynuyor. Üçüncüsü yani Milan'a yenildiği için son maçta üçüncü olan Atalanta üçlü oynuyor. Hellas Verona orayı zorlayan üçlü savunma oynuyor. Lazio hep şampiyonluğu Leicester kovalayan City. Leicester yani çok fazla üçlü Evet. savunma oynayan kulüp var dünyada ana City akımda. de bir dönem dönem oynuyordu. Evet. O yüzden sanki Abdullah Avcı böyle hani Colker'da yedek bırakmayan Abdullah Avcı hiç oynamıştı. Ben hiç hatırlamıyorum. ben de hatırlamıyorum. O, Bence o... geçecek ama yani dünya futbolunun gittiği yere göre çünkü bak geçen sene de ana takımlar dışında konuşalım. Gidene kadar Şumidika bu ligin en iyilerinden birisi ve şu savunma oynuyordu. Doğru. Evet. Sanki Abdullah Avcı şu savunmaya geçecekmiş gibi bir Önümüzdeki izlenim sezon edindim ben. belki de ya çünkü aslında bu kadro onun kadrosu değildi. Belki de böyle bir kadro kuracak senin de Evet. söylediğin gibi. Peki Colker'ı sen buna göre yorumladın. Sadece Colker'ı değil, Gervinho'yu da buna göre yorumluyorum. Bruno Perez transferini de buna göre yorumluyorum. Çünkü Bruno Perez üçlü oynayan takımdan geldi. Ve hatta son 7-8 maçını işte biz hani Avrupa futbolu yaptığımızda Evet. içinde Dışişleri sol bek olarak oynadı. Şimdi Trabzonspor'un sağ bek olarak aldı. Ama Evet. son 7-8 maçta üçlünün solundaydı Bruno Perez. Yani Parma 4'te oynuyordu galiba ama çünkü Gervinho'yu, Nwakame'yi, Bakasetas'ı aynı anda kullanabilmek için daha farklı bir kurgunuzun olması Evet. gerekiyor sanki.
Çünkü burada üçlü formasyonda atıyorum 3-4-3 gibi formasyonda, evet, zaten hem sağ stoper de bek gibi, yarım bek gibi, hı-hı, oynuyor. Zaten önünde de sağ önde de bir oyuncu var. Edgar Iye burada. En öndeki oyuncuyu biraz daha az geri çağırıyorsunuz, evet, bu kurguda. Hatta işte Leicester City örneğini verdik. Orada da İhan Ançoy'u topsuz oyunda, evet, korumak için böyle bir şey dönmüştü. Hı-hı. Ki zaten dönem dönem üçlü oyunda da oluyordu da, evet, ona göre bir kurgu yapmıştı. Genellikle ofansif, daha fazla ofansif oyuncu kullanmak için üçlüye dönüyor zaten. Çünkü savunmadan bir adam eksiltip hücuma eklemiş, evet, oluyorsunuz. Şimdi tabii sorulacaktır bu da. Colker'ın bu önce Trabzonspor'la görüşeceğini söylemesine bir yorum yazmış izleyicimiz. Görüşeceğim diyor. Görüşür ama gitmez. Tabii başka takımla da görüşür diyor. Türkiye'de kalırsa, yani yurt dışına gitmezse ilk görüşeceği, hani önce orayla görüşeceğim, hı-hı, diyor. Ama tabii ki belli olmaz. Orada. Evet, yani talipleri, evet, alacağı teklif sonuçta profesyonel futbolcu. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir açıklama yok. Yani Türkiye'de kalırsam kesin Trabzonspor'da oynarım değil, ama bir göz kırpma. Hani görüşeceğini söylemiş. Belki ilk tercih orası olacak. Şartlarda anlaşırsa, ki Trabzonspor transfer konusunda net bir takım. Gelir konusunda da oyuncu da satma ihtimali olduğu için herhalde Colker'ı almaktan çekinmeyecekmiş. Acaba Uğurcan ne olacak? Turnuva öncesi, turnuva sonrası diye konuşurken onu da göreceğiz hep birlikte. Şimdi biraz da izleyicilerimiz soruyor. Konuşacaktık ama madem öyle, son dilime geçmeden önce Anadolu Efes'i biraz da konuşalım. Heyecanlı bir final izledik. Rakip Barcelona'ydı. Zaten Euroleague bütün rakiplerin çok dişli olduğu zorlu bir turnuva. Ama o zorlu turnuvanın favorisi geçen sene de Anadolu Efes'ti yine. Hı-hı. Ki bence yarıda kalmasaydı bu bizim ikinci kupamız olabilirdi. Bizim diyorum. Anadolu Efes'in, evet, yani. Evet, ki Anadolu Efes'in. Ki hoca da aynı görüşte maçtan sonra. Aynen Ergin, öyle. Ergin hoca da. Abi ben bu tip şeylerde çok fazla heyecanlanıyorum bu maçları, evet, izlerken. Ya. Yani sadece o değil. Buz pateni izlerken de çok heyecanlanırım ben. Kalkarlar ya üçlü, evet, dörtlü o bu saltolar falan böyle. Hani düşecek mi düşmeyecek mi? Ben de bir ben hala edeyim. Ben çok izledim buz pateni. Hala sayamıyorum ben mesela. Üç mü oldu, dört mü oldu? Ben de bilmiyorum bir şey. Ama izleye öğreniyorsun, öyle bir şey ya. Ben izlediğim dönemde bayağı ezberlemiştim artık. Ben ezberlemedim. Şimdi çok, izlesem... Ben ta Evgeni Kuluşenko falan o zamanlardan, evet, beri izliyorum. Ben Katarina Witt'ten ama beri izliyorum. Ama şey yapamadım yani. Aşısını bekliyor. Aşı sırası. Ilgaz aşı bekliyor. Hatta İngiliz çiftlerle Rus çiftler vardı. Her şeyde şampiyonada yarışırlardı böyle yani. Ama çok keyifli. Evet. Şimdi basketboldan oraya geldik ama. İsterseniz bir yurda dönüş görüntüleri var. Tamam. Çok güzel görüntüler. Bakalım. Bir onları izleyelim, sonra hep birlikte sizinle birlikte konuşalım. Tabii her şey pandeminin gölgesinde oluyor. Herhalde olmasaydı çok daha coşkulu olurdu. Reis'e aklıma... maske de küçük gelmiş. Koskoca MVP büyük maske ayarlasaydı. Keşke kulakları gelmiş burnuna kadar. O nasıl ayarlanabilir olanları da var. Biraz... O anda onu düşünmemişlerdi. Biraz küçük.